Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Thor hikayemize devam edeceğiz. Bu olayları anlatmam biraz uzun sürdü, farkındayım. Ancak mevzu daha önce de söylediğim gibi çizgi romanların yayınlanmasıyla alakalıydı. Bu Thor Wall 6 serisindeki eventlerden bir tanesi olan Prey, yani dua eventi, çok kısa sürede gerçekleşiyor. Hani şu an uzun süre gibi görünüyor, farkındayım ama... Bu bölümde mevzu zaten anlaşılacak. Şimdi en son Jane Foster morgda öldürülen Thor'lardan bir tanesiyle karşılaşıyordu. Son videoda orada kalmıştık zaten. Birazdan o mevzuya geleceğiz. Önce Donald Blake ile Trog arasında neler yaşanmış o mevzulara gireceğim. Şöyle ki Trog bu Donald'la karşılaştığı sırada yanında Lockjaw vardı. Yani yanında güçlü bir müttefik de vardı aslında. Hani tek başına değildi. Basit gibi duruyor belki ama Lockjaw aslında gerçekten yetenekli bir karakter. Birçok kişi karakterin özelliklerinin farkındadır muhtemelen. Detaylarına çok fazla girmeyeceğim ama hikayenin gidişatı adına karakterle ilgili şunları söyleyeceğim. Fiziksel görünüşü ve teleport olma özelliğinden ayrı Lockjaw'ın boyutlar arası takip yeteneği de var. Ve bu yeteneği için herhangi bir sınır var mı bilinmiyor. Hani sınırsız gibi düşünün bunu. İstediği her yere ışınlanabiliyor. Neyse, Donald, Trog'la ve Lockjaw'la kapışırken farklı farklı stratejiler deniyor. Önce ikisiyle beraber dövüşüyor ancak ikiye tek dövüşmesi büyük bir dezavantaj. O yüzden önce bunu dengelemek istiyor ve Bifrost köprüsünün kılıcını kullanarak Trog'la birlikte kendisini başka bir yere ışınlanıyor. Hani bir nevi Lockjaw'dan kaçmış olacak ancak Donald nereye giderse gitsin Lockjaw demin bahsettiğim güçleriyle hemen oraya ışınlanıp dostunu yarı yolda bırakmadan devam edebiliyor kavgasına. Sonucunda ise Donald Lockjaw'dan kaçmayı bırakıp Trog'a odaklanmaya karar veriyor ve onu yakaladığı gibi ağzına atıp yutuyor. İlk başta her şey gayet normal devam ediyor. Hani Trog yutuldu ve ortadan kaldırıldı. Ancak biraz vakit geçtikten sonra Trog kendi çekicini Donald'ın midesinden ağzına doğru fırlatınca çekiç Donald'ın ağzındaki dişlerden bir iki tanesini kırarak dışarıya çıkıyor. Donald daha şoku atlatamadan da Trog midedeyken çekici geri çağırınca Donald'ın midesini bayağı indirmiş oluyor. O hamleyi de zaten mideden geri normal bir yere fırlatabiliyor kendisinde. Trog geri çıktıktan sonra Donald onun üzerine doğru saldırıyor. Ancak Lockjaw da karşı saldırıyla Donald'ın kolunu ısırıyor. Ve yakaladıktan sonra Donald'ı Trog'a doğru fırlatıyor. Trog da kendisine doğru gelen Donald'a sana söylenecek bir sözüm kalmadı artık. Şimdi Frogjolnir ile yüzleşeceksin deyip kaşlarının ortasına bam diye indirip bayıltıyor herifi orada. Sonra da sorgulaması için Dr. Strange'in yanına götürmeye karar veriyorlar. Jane Foster da bu Thor'un ölüm mevzusunu öğrendikten sonra, daha doğrusu Thor ve Iron Man'e ulaşmaya çalışmış daha öncesinde ama Thor'a zaten kimse ulaşamıyor. Iron Man'in de telefon numarası ifşa olduğu için artık o numarayı kullanamıyormuş. Bu ikilden birisine ulaşmaya çalışırken de Dr. Strange'in bulunduğu yere doğru yaklaşıyor. Kapısının önüne geldiği zaman da mevzu patlıyor zaten. Dr. Strange'in bulunduğu yerin camları bir tanesi patlıyor ve Trog ağzı kan revan içinde yere düşüyor. Yerdeyken de Jane Foster'ı görüp kaçmasını söylüyor ona. O anda da Lockjaw yere düşüyor hemen. Normalde Dr. Strange Donald'ın amacını öğrenmeye çalışıyormuş orada. Ancak Donald sahip olduğu güçlerle Dr. Strange'in yaptıklarını ters çevirip Odin'in gücünün nereden geldiğini öğreniyor. Devamında Trog'u falan camdan fırlatıyor. Dr. Strange'i de yakalamış bir şekilde Jane ile karşılaşıyor orada. Jane Donald'a Dr. Strange'i serbest bırakmasını söyledikten sonra Donald memnuniyetle diye söyleyip ayrılıyor oradan. Dr. Strange'in güç kaynağını öğrenme olayı da şöyle gerçekleşiyor. Dr. Strange Vol 1 çizgi roman serisinin 381. sayısında Stephen Strange cüce büyücü unvanına sahip değil. Yine büyü falan yapabilmesinde sorun yok. Sadece unvanı kaybediyor. Kurallara göre hareket etmesi gerekiyor. Yani farklı bir durumlar var orada. O unvanı o sırada da Loki sahip ve bir süre sonra bu ikili karşı karşıya geliyor. Ve bu karşılaşmanın arasında Dr. Strange'in Bats adında bir tane arkadaşı var. O da ölüyor. Daha sonra Dr. Strange Loki mevzusunu çözebilmek için Yggdrasil'e gidiyor. Olaylar aslında bu kadar basit değil. Sıkıntılı işler de gerçekleşiyor orada. Ama ben biraz daha hızlı geçmek istiyorum o mevzuları. Neyse, Yggdrasil'e gelip o ölmüş olan arkadaşı Bats'i kurban olarak sunuyor. Yggdrasil de kurbanı kabul edip Dr. Strange'e o gücü veriyor. Olayı bu şekilde yani. Bu arada beslediğim arkadaşı da aslında bir tane köpek. Onu da geçmeyeyim bu arada. Döndük hikayemize. Donald da oradan kaçtı ancak oradaki herkesin pertini çıkarabilir diye isteseydi. Neden direkt gitmeyi tercih ediyor bilmiyorum. Hani bunun sebebi Jane'in olan yakınlığı da olabilir. Gerçek güç kaynaklarını öğrendim. Artık onu ele geçirmeliyim diye düşündüğü için de olabilir. Hani direkt çıkıp gidiyor herif o yüzden. Hani sebebi bilinmiyor ama direkt çıkıp gidiyor oradan herif. Gittiği yerde baltasını eline almış Yggdrasil'e sallamaya başlıyor. Her
vuruşunda Yggdrasil'den böyle efendime söyleyeyim lav benzeri bir sıvı akıyor. Direkt onun gibi sıcaklığa sahip mi veya yapısı nasıl bilinmiyor. Sadece bu altın rengi turuncu karışımı bir renkte sıvı akışı gerçekleşiyor. Bu sıvı ilginç bir şekilde Donald'ın olduğu yere değil Yggdrasil'in en dip noktalarına kadar yani Thor'un olduğu yere kadar gidiyor. Thor ise bu sıvının ne olduğunu ve neden kendisine geldiğinin farkında. Bir gün buradan çıkacağını ve Donald'ın intikamını alacağına dair yemin ediyor orada. Tabi henüz çıkamıyor orada. Jane Foster'da perte çıkmış olan Trog, Lockjaw ve Doctor Strange'i bırakıp Donald Blake'e alternatif bir çözüm olması için hiç beklenmedik bir karakterin yanına gidiyor. Daha doğrusu Donald'a göre yeni planı yapıyorlar. Bu plan da şu şekilde. Jane'in gittiği karakter direkt Odin'in ta kendisi. Aklınıza gelir miydi bilmiyorum bu arkadaş. Ama ben bu çizgi roman serisine başladığım zaman Thor'un Kral ve Allfather gibi ünvanları almasının sebebinin aslında Odin'in ölmüş olması diye yorumlamıştım. Ancak olay bambaşkaymış. Meğer Odin, Allfather ve Kral ünvanlarını Thor'a bıraktıktan sonra alem yapmaya gitmiş. Hatta bu mevzulara girilmeseydi bir flashback sahnesiyle Odin'in nasıl öldüğünü falan anlatır diye düşünüyordum. Hiç aklıma gelmedi böyle bir olayın gerçekleşeceği. Neyse, Jane Foster Odin'in yanına gelip olayları anlatmaya çalışırken Odin hala içmeye devam ediyor. Hani hala Jane kimmiş, Foster neymiş, barmen bana bir tekila, bayana da bir fiskim olduğunda. Jane de Odin'in bu umursamaz tavırlarına sinirlenip bir koyu yapar katı buna. Odin şok. Odin 3 metre uçuyor. Hatta öyle bir uçuyor ki Jane Foster Odin'e sen niye bu kadar zayıfsın diye soruyor. Odin de izin verdik diye zayıf sanma beni diye söyleyip kendine geliyor ve Jane de Thor'un yaşadıklarından, Donald'ın neler yaptığından bahsetmeye başlıyor. Odin de Donald'ı duyduktan sonra tamam diyor, hani bu kadarı benim için yeterli, dur zırhımı giyeyim diyor. Bunlar o şekilde hazırlanırken planın diğer parçasında da Doctor Strange, Trog ve Lockjaw Blood Dimension'da mahsur kalan Asgardlı ve diğer elemanları kurtarmaya gidiyorlar. Doctor Strange yanında Bats'in ruhunu da getirmiş bu arada. Orada Loki ile karşılaşıyorlar. Loki de hadi benden yardım iste diye ukalalık yapıyor Doctor Strange'e. Bats de Loki'yi görünce patır patır sövüyor Loki. Tehditler, fuck you'lar falan üf, hani baya baya sövüyor herife. Devamında elemanlar sakinleşip Donald'a saldırmaya geçiyorlar. Bu defa Asgardların yanında Trog, Jane Foster, Lockjaw gibi karakterler de var. Ve Odin de orada Donald Blake'in kafasını tutup yere yapıştırıyor herifi. Donald Blake karşısındaki o büyük orduya ve Odin'e rağmen yılmıyor. Odin'e dönüp senden korktuğumu mu sanıyorsun diye atarlanmaya başlıyor. Odin de belki korkmuyorsundur ama az önce Yggdrasil'e yaptığın şeyin sonrasında neler olacak diye hiç düşündün mü diye soruyor. O ağaçtaki onca güç, akıttığın kan nereye damlıyor, hiç aklına geldi mi diye soruyor. Bu soru karşısında Donald bir kafa karışıklığı yaşamaya başlıyor ama yılmıyor, hani Odin'den açık açıklama istiyor. Bana yaptıklarının açıklamasını yapacaksın diye söylüyor Odin'e. Ve sizin gibi yüz binlercesini öldürürüm ama yine de o cevapları alacağım sizden. Bana bir yaşam borçlusun diye atarlanıyor Odin'e. Odin de Donald'ı sakinleştirmeye çalışıyor baya baya. Hani her yaşam bir gün sona erer. Ama sen diyor, senin için kararım artık yok olman yönünde diye söylerken sahneye Thor çıkıyor. Nasıl mı? Şöyle ki, hani Donald Yggdrasil'e baltayla saldırmış ve o ağaçtan lav türü bir sıvı akmıştı ya. Akan o sıvı Thor'un olduğu yere kadar gidiyor demiştik. Thor da o güçle çıldırmış vaziyette Donald Blake'e sesini duyurmaya çalışıyor. Ben fırtınanın tanrısı, Asgard'ın kralıyım. Beni duyuyor musun Donald? Odin Force'umu istiyorsun. Onu alamazsın ama Thor Force'un hepsini alacaksın diye sesleniyor Donald'a. Beni duyuyor musun lan diye baya baya atarlanıyor. Hani öfkesinden kudurmuş durumda Thor da. Ve Thor orada bir yıldırım çakıyor. O yıldırım çoklu evrenin neredeyse hepsinde öyle bir yankılanıyor ki Odin'in kuzgunları, gerçi artık Thor'un kuzgunları oluyor. Neyse, onlar Thor'un yerini bir şekilde bulabiliyorlar o yıldırımdan yankılanan ses sayesinde. Thor onları gördükten sonra yanına çağırıyor. Kuzgunlar da Thor'un Asgard'a gitmek isteyeceğini bildiklerinden seni biz götüremiyoruz. Vücutlarınızın yer değiştirmesi için tek yol Donald'ın asasını alıp yere çarpman gerekiyor diye söylüyorlar. Thor da bu kelime oyununu fark edip vücudumu götüremezsiniz belki ama benim ruhumu götürebilirsiniz diye cevap veriyor. Thor'un ruhunu oradan alıp Asgard'da Destroyer'in içine yerleştiriyorlar. Üzerindeki rolüne bakacak olursak bir çeşit Asgard büyüsüyle yapılıyor bu sanırım. Ve Thor'un katılmasının ardından Odin, Thor ve Loki uzun zaman sonra ilk defa yeniden yan yana görünüyor. Odin Donald'ı eğer yaşamak istiyorsan teslim ol diye söylüyor. Loki de ne yaparsan yap ama lütfen babamın emrine itaat etme diye söylüyor. Donald'sa yaşamak istiyorsan mı? Ulan benim tek istediğim şey oydu zaten diye atarlanıyor tekrardan. Ama sen benim yaşamama izin vermedin. Sen beni öldürdün. Beni bihterini diyor söylüyor Odin'e. Niye bana bunu yaptın? Ben niye bu kadar fazla acı
acı çekiyorum diye sinirleniyor. Sonra torbuna bir koyuyor orada. Sen daha acı nedir bilmiyorsun ama sana söz veriyorum acının ne olduğunu anlayacaksın deyip bunu bir dövmeye başlıyor. Ama nasıl dövüyor? Ağzını mı kırmıyor dersiniz? Yumruklarla yerden yere vurmalar, tekmeler, sağ direkler, aparkatlar falan. Donald'ın elindeki çekiç yere düşüyor. O derece dayak yiyor Donald. Ve yediği dayağın ardından da Destroyer'in içindeki Thor Donald'a dönüp artık konuşmak yok diye söylüyor. Donald da son hamle olarak zırhın gücünü kendisine almaya çalışıyor. Sonuçta o da Odin tarafından yaratılmış bir şey. Hani bunu başarabilirse eğer bir şansı olabilecek. Ama Odin de bunu fark edip Mjolnir'i kendisine çağırıyor ama çekici Beta Ray Bill yakalıyor ve eski güçlerini geri kazanıp çekici Donald'a doğru fırlatıyor. Donald aldığı hasarın ardından kendisine gelmeden Doctor Strange Sidorak'ın Crimson Band'ını kullanıp Donald'ı bağlıyor orada. Herifi ancak o şekilde tutabiliyorlar. Yakaladıktan sonra da Loki Donald'ın kırdığı asayı geri getirip Destroyer'e veriyor ve Thor o asayla kendi vücudunu geri getiriyor diğer taraftan. Gerçek dünyaya gelince de önce bir Donald'ı çarpıyor, sonra da Loki'ye dönüp bu herife ne yapalım diye soruyor. Loki'nin cevabı ise şöyle: Donald'ı değişik, mahzen gibi bir yere getirip kendi eski unvanını ona verdiğini ilan ediyor. Donald artık eski bildiğimiz gibi Thor'un yansıması değil, gerçek bir hayatı var. Yalanların tanrısı olarak. Diyerek de hem videoyu hem de bu hikayeyi tamamlıyorum. Geç bitti hikaye farkındayım ama olayları biliyorsunuz, yine bahsetmeyeceğim hiç. Bu serinin yeni sayısı veya Thanos'un durumu ile ilgili herhangi bilgi açıklaması yok. Bir güncelleme gelirse ona göre zaten kanalda videosunu görürsünüz diye tahmin ediyorum. Ama bu serideki Prey isimli event, kısa event tamamlandı diyebilirim. Umarım videoyu ve hikayeyi beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz veya Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Ya da canlı yayındaki soru cevap bölümümüzde bana iletebilirsiniz yine. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.